Murat Yetkin, Yetkin Report MIT'in taktik hedefi PKK'nın orta kademesini işlemez hale getirmek. Milli İstihbarat Teşkilatı son zamanlarda sıklaşan açıklamalarından birini bugün 4 Ağustos'ta yaptı. PKK'nın Irak ve Suriye birimleri arasında ayrıca Irak-Türkiye arasında irtibatı sağlayan Kuryeler Genel Sorumlusu örgüt ismi Agit Gever olan Bayram Yılmaz içinde bulunduğu aracın siha marifetiyle vurulması sonucu öldürülmüştü. Irak'tan Türkiye'ye yüklü miktarda silah ve cephane kaçırma hazırlığında olduğu MIT ajanlarınca Ankara'ya bildirilince operasyon başlatılmış, silah ve cephane ise imha edilmişti. MIT'in medyayla paylaştığı bilgilere göre bayram 2015'teki kanlı Hendek barikat olayları sırasında PKK'nın milis örgütlenmesi YPS'nin kurucuları arasında yer almıştı. Mit 22 Temmuz'da da PKK'nın şehir eylemlerini, o arada orman yangınları çıkartılmasını koordine ettiği öne sürülen YPS'nin Türkiye sorumlusu Özgür Alpasa'nın Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Bu deyim güvenlik güçleri tarafından genellikle öldürüldü anlamında kullanılıyor. Onun hemen öncesinde 13 Temmuz'da açıklandığına göre yine MIT'in Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak operasyonuyla PKK Özel Kuvvetleri'nin Kandil Karargahı sorumlusu Edip Temiz Kandil Dağları'nda öldürülmüştü. Taktik hedef orta kademe. Ondan bir hafta kadar önce 5 Temmuz'da da PKK'nın Irak istihbarat sorumlusu olduğu bildirilen Celal Kaya, Irak-İran sınırına yakın Süleymaniye'de MIT ajanlarınca saptanmış ve TSK tarafından öldürülmüştü. Güvenlik kaynaklarına göre Kaya'nın özelliği Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nda diplomatik görevde bulunan MIT İstasyon Şefi olduğu öne sürülen Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da şehit edildiği suikastın planlayıcısı olduğunu saptanmasıydı. Örnekler çoğaltılabilir. Bu isimlerin ortak özelliği en az 10 yıl, bazıları 20 hatta daha fazla yıldır PKK'da yetişmiş, Kandil Dağları'ndaki karargahla terör eylemlerini gerçekleştiren militanlar arasında orta ve üst orta kademedeki bağlantı elemanları olmaları. Bu kademelerdeki militanların yerinin aynı düzeyde yetişmiş militanlarca hemen doldurulması kolay değil. Güvenlik kaynakları ayrıca genellikle şehir dışında açık arazide araçlara yapılan hava saldırıları şeklinde yürütülen eylemlerin bağlantı elemanlarının seyahat etmesini daha riskli hale getirip tedirginliklerine yol açtığını değerlendiriyor. MIT'in PKK'nın orta kademelerini hedef alması bir yandan örgütün tavanıyla tabanı arasındaki sütunları tahrip etmeyi amaçlıyor. Mücadelede dönüm noktaları Köse suikastı aslında Ankara'nın PKK ile mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olmuştu. Dönüm noktaları şöyle özetlenebilir. 26 Nisan 2014'te MIT'e yurt dışı operasyon yetkisi verilmesi. Bu adımın atılmasında 1 Ocak 2014'te Suriye sınırında MIT diye bilinen ve karışanların Fethullah Gülen bağlantılarıyla yargılanıp mahkum edildiği skandalın da payı vardı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 5 hafta sonra TSK Suriye topraklarına ilk harekatını başlattı. Artık PKK eylem yaptıkça karşılık vermek yerine proaktif ya da Türkçesiyle önleyici eylemler dönemi başlamıştı. 25 Ağustos 2017'de Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu Başbakan'dan alınıp Cumhurbaşkanına bağlandı. 9 Temmuz 2018'de ise MİT Müsteşarlığı MİT Başkanlığı adını alıp doğrudan Cumhurbaşkanına bağlandı. İstihbarat yapısı tek elde toplanmış oldu. 17 Temmuz 2019'daki Köse suikastı önleyici eylem aşamasının bir adım öteye taşınıp ara bul yok et aşamasına geçilmesini sağladı. Bu arada Türkiye'nin İHA ve SİHA yeteneklerinin gelişmesiyle MİT-TSK işbirliği etkili hale geldi. Özetle MIT hedeflerini saptıyor, izliyor, işaretliyor. Hava kuvvetleri de sihalarıyla vuruyordu. ABD'nin Suriye harekatı. Bu sürecin ABD'nin 2014 Eylül ayından itibaren Suriye'de Kobani olaylarıyla birlikte IŞİD'e karşı mücadelede NATO müttefiki Türkiye'yi değil, aslında terör örgütü saydığı PKK'nın Suriye kolu PYD ve onun silahlı kolu YPG'yi ortak belirlemesiyle paralel geliştiği de söylenebilir. Amerikan İstihbaratı CIA'nin YPG ile PKK bağlantısına raporlarında yer vermesi üzerine ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, adını merkez komutanlık koydukları aslında sorumluluk alanı Müslüman coğrafya olan CENTCOM aracılığıyla 2015'te PYD'ye Suriye Demokratik Güçleri SDG adında paravan bir örgüt kurdurdu. Bu ortaklık PKK ve bağlantılı örgütlerin militanlarına ABD askeriyesi tarafından askeri eğitim, silah ve para desteğine yol açtı. Öte yandan ABD desteğiyle Türkiye ve İran'dan PKK militanları da Suriye'ye toplanmaya başladı. Suriye iç savaşı dünyanın dört bir yanından radikal İslamcı militanları Suriye'ye toplanmasına yol açtığı gibi orada toplu imhasına da imkan verdiği görülüyor. Benzeri bir durum Türkiye'nin mücadele yöntemini değiştirmesiyle PKK'yı Türk güvenlik güçleri için açık ve toplu hedef haline getirmiş gibi. PKK'nın kayıpları büyüyor. MIT'in PKK'nın orta ve üst orta bağlantı elemanlarını etkisiz hale getirmesi açıklamaları giderek sıklaşıyor. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'nın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın da. Milli Savunma Bakanlığı sadece 2023'ün ilk yarısında Suriye ve Irak dahil 800'den fazla teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığına göre 2015'ten bu yana öldürülen PKK'lı ve IŞİD'li sayısı 38.000'i geçmişti. Bu bir yandan PKK'nın ABD desteğiyle de artan insan kaynaklarını, diğer yandan insan kaynaklarının nasıl hızla tükendiğini gösteriyor. ABD Suriye'de sonsuza dek kalacak ve oradaki PKK bağlantılı güçlere koruma sağlayacak değil. Daha önce Vietnam'da, Irak'ta, Afganistan'da olan er ya da geç Suriye'de de yaşanacak. Dolayısıyla ABD açısından PKK'nın kayıpları o kadar önemli değil. Önemli olan ABD seçimlerinde iş yapan IŞİD'le mücadelenin devam ediyor görünmesi. Bir yandan İsveç'in NATO'ya katılmasına onay şartı olarak sadece İsveç değil Avrupa'nın tamamında PKK ve bağlantılı örgütlere açık muhabbetlerinin azalması, diğer yandan MIT ve TSK'nın PKK'nın orta kademesini hedef alan eylemlerinin PKK yönetimini tedirgin etmesi doğal sonuç sayılmalı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.